Harizm Şahlar neden direnemiyorlar Moğollara? Büyük bir devlet, Selçukların varisi. Cengiz Han hem büyük bir idareciydi, hükümdardı. Aynı zamanda büyük bir komutandı. Elçilerin öldürülmesinden sonra 1219 yılını İrtiş boylarında sefer hazırlıklarıyla geçirdi. Bu esnada Harizm Şahlar Devleti'nin iç yapısına bakıyoruz. Alaaddin Muhammed içeride pek çok açmazla karşı karşıyaydı. Gereksiz yere Bağdat'ta Abbasi Halifeliği ile karşı karşıya gelmişti. Ayrıntısını çok iyi bilemediğimiz sebepten dolayı Şeyh Mecdettin-i Bağdadi'yi 1216 yılında idam ettirmişti. Bu hadise içeride Sultan-ı Ulema ile karşı karşıya getirmişti. Harizm Şahlar Muhammed'in annesi Terken Hatun hem devlet üzerinde hem de oğlu üzerinde dönemin büyük bir güce sahipti. Dolayısıyla Terken Hatun'u destekleyen askeri sınıf Alaaddin Muhammed'in karşısında yer alıyorlardı. Ve hepsinden daha önemlisi, imparatorluk çok çabuk büyümüştü. Kısa süre içerisinde İslam dünyasının en büyük devlet haline gelmişti. Ve bu yeni bir devlet anlayışını oluşturamamıştı. Yani teba üzerinde bir mensubiyet hissi yaratılamamıştı. Dolayısıyla içeride pek çok açmazla karşı karşıya olan Alaaddin Muhammed yeterli hazırlığı yapamamıştır. Bunlar hangi tür oynamaya? Selçuklara hizmet ettiklerini biliyoruz ama tam olarak menşeleri belli açık değil. Evet. Şimdi diyorlar ki Babil Timur'un torunudur diyorlar. Biz de onu söylüyoruz. Evet. Erhan diyor ki efendim Arif Bey Babil'den geliyorsa Cengiz soyu değildir dedi. Evet. Tam sizin anladığınızın tersini söyledi. Evet. Ancak Kanatlar ve Kıpçaklar Harizm Şah Devleti'nde çok faal olan Türk boylarıydı. Kıpçak. Evet. Kıpçak. Peki nasıl işgal ediyor Cengiz? 3 ayrı yerde diyor. Allah Allah. Evet. Güçlü bir orduyla 1219 yılı sonlarında Mavrani Nehri'ye yürüdüğünü görüyoruz biz Cengiz Han'ın. Ordusunun bir kısmını Otrar'da bırakmıştır. Meşhur facianın geçtiği şehir. Yine büyükçe bir kısmını Cüci Komutası'nda Gürgenç taraflarına göndermiştir. Kendisi de Buhara üzerine yürümüştür. Şubat 1220 tarihinde Buhara'yı uzun bir kuşatmanın ardından ele geçirmiştir ve burada büyük bir katliam yapmıştır. Bir ay sonra Mart 1220 tarihinde Semerkant'a yürümüş ve Buhara'da aldığı esirlerin de yardımıyla bu kez Semerkant şehrini ele geçirmiştir. İslam dünyasının en büyük şehirleri. Şehirleri, evet. Bu esnada Alaaddin Muhammed ne yapıyordu? Alaaddin Muhammed Cengiz Han'la bir meydan savaşını göze alamamıştır. Ordusunu büyük gruplara taksim etmiştir. 20 veya 30 bin kişilik büyük gruplara. Ve bir müdafaa savaşı yapmayı tercih etmiştir. Herhalde düşüncesi şuydu. Moğollar göçebe bir kavim. Dolayısıyla bunlar şehirlerin, özellikle tahkim edilmiş şehirlerin muhasarasında başarılı olamayacaklardır. Bir süre kuşatacak ve çekip gideceklerdir. Ancak yanıldığı bir nokta vardı. Moğollar batıya yürümeden önce kuzey Çin'i ele geçirmişlerdi. Ve yaklaşık 10 yıl boyunca Çin'e hakim olan Şihya ve Qin İmparatorluğu'na karşı savaşmışlardı. Dolayısıyla muhasara savaşının ne olduğunu çok iyi biliyorlardı. Tabii Çin'den de bir sürü alim var. Evet, çok iyi tahkim edilmiş bir şehrin nasıl düşürebileceklerini çok iyi biliyorlardı. Dolayısıyla Harizm Şah Muhammed'in hiçbir planı tutmamıştır. Beş şehrinde ordusunu toplamıştır bir miktar askerle birlikte. Buhara ve Semerkant'ın düştüğünü görünce ardından Otrar düşmüştür. Cengiz Han'la hiçbir mücadeleyi göze alamadan batıya firar etmiştir. Nişabur üzerinden Rey'e, oradan da Kazvin'e kaçmıştır. Bu durumda Cengiz tahmininden de kolay bir başarı kazanmıştır. Ama onun bir oğlu var, Celaleddin Harizm Şah. Evet. O sonrasında çok büyük bir şey, gazi. Evet. Ki hatta şeyin kitabı var değil mi? Namık Kemal'in. Celaleddin Azim. Yani evet. Babasının intikamını almak için. Yani 19. yüzyılda bile büyük bir İslam gazisi olarak hatırlanıyor. Evet. Cengiz hükümdar Harizm Şah Muhammed'i takip etmek için en iyi iki komutanını Sübüte'yi ve Cebe'yi göndermiştir. 22 veya 30 bin kişilik bir kuvvetle. Muhammed, Harizm Şah Muhammed o kadar korkmuştu ki kendi ülkesinde sığınacak bir tek şehir bulamadı ve en sonunda Moğolların korkusuyla Hazar Denizi'ndeki küçük bir adaya, Abeskun Adası'na sığındı. Ve yenilginin ızdırabıyla kısa süre sonra Aralık 1220 tarihinde vefat etti. Vefatından kısa süre önce de
Oğlu Celaleddin, en büyük oğlu Celaleddin Mengübirti'yi veliaht tayin etti. Sultan daha önce annesinin baskısıyla en küçük oğlu Uzlak Şah'ı veliaht tayin etmişti. Terken Hatun mu? Terken Hatun'un baskısıyla. Eylül sopalı kadın. Tabii tabii. Kısa sultan ya. Siyumbike de öyle mi? Siyumbike bir kahramandır benim bildiğim. Yani kazanı son Ruslara karşı savunan. Hain de ödemedim. Hayır, o şeyini bilmiyorum. Ama oğlu küçük. Onu bilmiyorum. Aslında o şeye daha çok benziyor. Hadice Tarhan Turhan Sultan'a benziyor. Evet. Mengübirti ne demek? Tanrı verdi. Tanrı verdi. Eski Türkçe'de evet. Ebedi, Mengü ebedi. Tabii Tanrı için de bir sıfat olarak kullanılıyor. Bunu ilk defa Fuat Köprülü çözmüştür. İranlar hala bunu Mengbirdi veya bu şekilde okuyorlar. Batılılar da hala eski nüshalara dayanarak yanlış okuyorlar ama Türkiye'de bu mesele ilk defa Fuat Köprülü tarafından çözülmüştür. Tengri birdi şeklinde de bu isme rastlıyoruz biz. Hatta Azeriler Allah birdi, ilah verdi, hoda birdi şeklinde de kullanmışlardır. Evet, Sultan hayatının son günlerinde yaptığı büyük hatayı anlamış ve veliahtliği Uzak Şah'tan alarak Celaleddin'e vermiştir. Ama Celaleddin, orada devlet yok. Evet, aslında doğru. Devletin önemli bir kısmı Moğolların işgali altındaydı. Celaleddin'e aşağı yukarı dağılmış bir devleti yeniden toparlamak ve Moğolları ülkesinden atmak vazifesi düşmüştür. Napolyon'un çok güzel bir sözü var. Temelde hata yapan bir orduyu dünyanın en iyi generali bile kurtaramaz diyor. Ülkeniz işgal edildiyse siz o ülkeyi çok zor kurtarabiliyorsunuz. Celaleddin büyük bir başarıyla Moğollara karşı gerçekten üstünce bir savaş sergilemişti. Ancak ülkesini toparlamayı başaramamıştır. Anadolu'ya geliyor sonra. Hatta talan edilen şehirler, geçen hafta da biraz konuştuk ama detaya girecek olursak Merv falan gibi şehirler. Ya bütün hayvanları, her şeyi doğramışlar. Yani hiçbir şey bırakmamışlar. Hala bu şehirler kendine gelemiyor zaten. Öyle şeyi söylemeyin canım, olur mu? Cengiz Han Türk'tür. Türk oğlu Türk'tür. Türkler katliam yapmaz. Cengiz Deniz veya Tanrı demektir. Evet. Türkler de öyle şey yapmaz. Dolayısıyla onları tarihler yanlış yazıyor. Yalan yazıyorlar. Ya dünyanın en büyük katilini. Türk yapmak için yarışanlar var bu mümkün. Evet. Ya Herat'ta mesela ben detaylı okudum. Kuzey Hindistan. Ama Herat sonra çok gelişmiştir. Evet de unutmayın yani, Babür'ün şeyleri. 1 milyon 600. Şahruh'un şeyse. 1 milyon 600 kişiyi doğramışlar. Evet. Nişabur'da daha fazla 1 milyon 747 bin kişi zikrediliyor. Hatta onlar bu çok... o kadar ileri gitmiştir ki Cuci sonunda babasının döktüğü bu kana dayanamıyor ve bu adam çıldırmış olmalı diyor.